Bir dakika, birisi geliyor. Pahalı olduğunu duymuştum. 140 lira. No video. Ha, no video? Yes. Ah. Okay, can I take like this? Like, no. No? No. Ha, no video. Çok sıcak bir Bangkok gününden merhabalar arkadaşlar. Yine Bangkok'ta trafik var. Yine ben yanıyorum. Yine ben terliyorum. Böyle bardaktan boşalırcasına ter akıyor üzerimden. Şimdi Tayland'daki evimden çıktım. Ev videomu izleyenler bilirler. Şuraya bırakıyorum. Evden çıktım ve şimdi Tayland'ın en büyük alışveriş merkezine doğru yola koyulacağız. Yalnız Tayland hakkında ben bir şey söylemek istiyorum. Acayip trafik var ya. Acayip trafik var ya. Şimdi ben karşıya geçebilir miyim, geçemez miyim? Hiç bir bilgim yok. Bakın bakın, yarış var, yarış. Aslanları bak bekliyorlar. Evet, sonunda yeşilimiz yandı. Ne trafik var. Arkadaşlar biliyorsunuz önceki videoda motosiklete binmiştik taksi olarak ve burada kask vermiyorlar motosiklet taksiler. Bir daha şansımızı deneyelim. Tayland'da normal araba olan taksiye bindiğim zaman midem öyle bir bulanıyor ki arkadaşlar. Yani o gün iptalim, yemek yiyemiyorum. Öyle frene, gaza çat 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 öyle basıyorlar. Yollar böyle engebeli. Ama motora bindiğim zaman açık havadan mıdır bilmiyorum ama rahat ediyorum. Ben bazı taksicilerde, motor taksicilerde kask olduğunu gördüm. Şimdi ben ona göre arayacağım. İnşallah bu sefer yine kasksız gelmez. Şu an aranıyor. Ve plakası bu şekilde. Tayland'da böyle ayakkabıcılar varmış. Böyle sokakta. 160 baht bir tanesi. Galiba bunlar ikinci el ya da bilmiyorum, yani öyle görünüyor. Aha, yeah. Şey, Central World? Yeah, hello. YouTube video, yeah. Evet. Oh, kaskımız var arkadaşlar. Artık Thank you. Arkadaşlar sonunda. Okay. Okay. Yeah. Artık ne kadar uygundur bilmiyorum ama topun kap. Yeah. Yeah. Thank you. Oh. Haydi gidiyoruz. Şanslıyım abi. Hata yok galiba. Ters mi kaldı? Ayrıca söylemek istediğim bir şey daha var. Abi bayağı iyi sürüyor. Motorla seyahat ederken dedim ki bir Instagram'dan canlı yayın açayım. Bakın. Canlı yayınları görmek istiyorsanız Instagram'dan takip edeceksiniz, biliyorsunuz. Zaten canlı yayını açar açmaz hemen herkes benim tipime güldü, şu andaki halime. Sırıtışımı beğendi. Ama şimdi telefonu cebime koyamıyorum. Bakın arkamda da Tayland'ın minibüslerinden var.
otobüs. Bakın bunlar da ufak taksiler. Arkada BTS karakterleri var. Çanyarım. Thank you so much. Şimdi geldik, saçım başım nasıl hiç bilmiyorum ama bence yapıştı birbirine. Saçım başımı düzeltmek istiyorum aslında da. Herhalde oldu değil mi arkadaşlar? Oldu mu? Olmadıysa söyleyin, yapayım diyormuşuz. Şu anda da Tayland'ın en büyük alışveriş merkezi Central World'a geldik. Merkezdeyiz, Siam diye geçiyor. Bangkok'un merkezi Siam. Bu arada Tayland dedim dikkat ederseniz. Gerçekten de Tayland'daki en büyük alışveriş merkezlerinden birisi. Hatta ben buraya 2019'da geldim. Hani 2018'in sonuydu. Aralık'ta geldim. Tabii burada Tayland'da biliyorsunuz 7/24 yani 365 gün böyle ter akacak üzerinizden. Yaz çünkü sıcak. Geldiğimde de Aralık'tı ama yanıyorduk burada. Ama şöyle bir şey vardı, ben geldiğimde yılbaşı olduğu için bu Central World'ün önü, hatta şuralara koyarım görüntüleri, burada hep yılbaşı ağaçları vardı. Hello. Okay. Ama şu anda bomboş. Şöyle. Arkamda gördüğünüz yer Apple ve fiyatlar Amerika fiyatlarıyla neredeyse aynı, yani ucuz. Türkiye'de 30 bin lira civarında olan bir telefon burada ortalama olarak 20 bin liraya falan tekabül ediyor. Yani 10 bin liranız cepte kalmış oluyor. Hatırlarsanız Ukrayna tatilini bedavaya getirmek diye bir videom vardı. Orada da gidip oradaki Apple'dan iPhone almayı göstermiştim. Burada da aynı şekilde. Mesela Tayland biletiniz ortalama yarı fiyatı bedavaya gelmiş gibi olabilir. Şimdi beraber Apple mağazasına girebiliriz. Deneyeceğim. Umarım şey yapmam. Böyle toplu alanlarda çok fazla çekim yapmıyor idim. Evet, Apple mağazasına geldik. Burada yine Amerika tarzı böyle geliyor insanlar. Fiyattan çok telefonu inceleyebiliyorlar. Burada diğer ürünler var. iPhone Pro Max. iPhone 13 Pro Max 42.900 baht'tan başlayan fiyatlarla diyor. Yani internete girip bakarsınız 42.900 Tayland baht'ı kaç TL'ye denk geliyor. Şöyle 256 GB, 512, 1 TB diyorsunuz. Ondan sonra bakın 1 TB'ın fiyatı 62.900, 512'nin fiyatı 54.900, 256 GB'ın fiyatı 46.900, 128'de 42.900 baht arkadaşlar. 13 Pro Max için konuşuyoruz. Google'a girin Tayland bahtı diye, Türk lirasına çevirin, o zaman gerçekleri göreceksiniz. Bakın 21.776 TL'ye denk geliyor şu andaki kurla. iPhone 13 Pro Max. Bugün dolar 18.17. Buna göre baktım. Daha fazla ürünler de var tabii. MacBook Air, MacBook Pro. Bakın iPhone 11. Yandaki abi bağırıyor. 64 GB'lık iPhone 11 arkadaşlar. Fiyatı 19.500 baht. 9.891 TL'ymiş iPhone 11 arkadaşlar. Burada, Tayland'da. Tayland'a gelirseniz bakarsınız arkadaşlar. İhtiyacınız varsa. Ya fiyatlar bu şekilde. iPad bakın 11.400'den başlıyoruz. iPad Air 20.900 baht'tan başlıyoruz. Ya fiyatlar bu şekilde. Tayland Apple'daydık. 10 numara da mekan bu arada. Serinledim, kendime geldim. Şimdi dünya Tayland'ın en büyük AVM'sine doğru, alışveriş merkezine doğru gidelim. Bu arada AVM bu şekilde görünüyor karşıdan. Bu kadar olduğunu düşünmeyin çünkü bunun arkası var. Şöyle merdivenlerle karşı binaya geçiliyor. Forum tarzı. Türkiye'de forum vardır ya.
o tarz diyebiliriz. Ama gerçekten her şey var. Louis Vuitton'dan Gucci'sine, ya tüm markalar var yani. Bu arada giyimim nasıl arkadaşlar? Pardon. Acayip serinleri. Oo. Antetokounmpo. Bu arada ben bir NBA müptelası oldum. NBA'yi seven arkadaşlarla yorumlarda buluşalım. Kore'deki oyunlardan. Bunlardan Kore'de çok oynuyorlar. Çok oynuyorlar. Tayland'da da varmış. Nerede bu market? Nerede bu market? Üretilen malzemelerin çoğu, hepsinde Türkiye üretimi yazıyor. Yani ben kıyafetlerin çoğunda bunu gördüm. Ama marka başka bir ülkenin markasıydı. Şimdi yukarıya geçeceğim galiba da, süpermarket nerede? Nerede bu market? Sonunda bütün AVM'yi tavaf ettikten sonra süpermarketi buldum. Şimdi sizlerle Tayland market fiyatlarını göreceğiz beraber. Hadi gidelim. Bakın Tayland sinema. Şimdi fiyatlara en sonuna gideceğim süpermarketin. Oradan başlayacağım. Bu arada soju bile var. Şu an bayağı bir Kore ürünü gördüm. Acayip derecede. Bakın zeytinyağı satılıyor. Yunan ürünü diyor. Fiyatı 345 baht arkadaşlar. Yani 170 lira. Fiyatları tam yarı fiyatından hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum burada bir pesto sosu var. Pesto sosu 149 ya, 150 yani. 75 TL bu. Türkiye'de nasıl bu fiyatlar? Şimdi benim bu Tayland serimi izleyen arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz belki de Tayland'a gelmeyi düşünüyorlardır. Yaşamayı düşünen vardır. Belki tatil için şeyler yapacak olan vardır. Herkese şimdi market fiyatları önemli bir konu. Gerekiyor. Şimdi ben size bunları anlatacağım en başından itibaren. Hadi. Hem de keyifli bir şekilde. Hatta Türk ürünü bulacağız sizle. Süpermarketin sonuna kadar geldim. Burası bakım malzemeleri. Hemen bir bakım malzemelerinden başlayalım. Evet, burada ikili Colgate diş macunu yaklaşık 45 lira falan. İkili. Şampuan arkadaşlar. Şampuanın fiyatı ortalama 67 lira. Bildiğimiz şampuanlar. Evet, burada bir ucuzlamış bir şampuan var. 50 lira. Arkadaşlar ben fiyatı gösterirken zaten siz baht olarak görüyorsunuz. Ben şu andaki kurdan da buraya beni Türkler izlediği için, Türk lirası kullandıkları için ben de Türk lirasına çeviriyorum sizler için yani. Yoksa buradaki Taylandlıların Türk lirasıyla alakası yok. Sadece biz Türkler izlediği için ben de Türk lirasına çeviriyorum. Bunu dipnot olarak belirteyim. Sonra Ali sen niye Türk lirasına çeviriyorsun? Ali sen niye böyle yapıyorsun? Demeyin. Evet, diş fırçası. Önemli arkadaşlar, biliyorsunuz diş fırçalamak. Şu ucuzlarına göre 25 lira arkadaşlar. İyi bir tanedir muhtemelen. Ya burada zaten kalitesiz bir ürün olacağını zannetmiyorum. Tayland makarna fiyatları 65 baht. 33 bahta da var. Tayland'da ufak sular 10 baht. Evet, Tayland'da 1 litre mi bu? Ayçiçek yağı 107 baht arkadaşlar, yani 50 lira. Pirinç arkadaşlar, Tayland'da 5 kilo pirinç 155 baht. Yani şimdiki kurla 75 TL.
Onlu yumurta 105 baht, yani 50 lira. Yukarıda daha az olanı var, 68. Tayland'da 2 litre kolanın fiyatı 34 baht arkadaşlar. Bir dakika, birisi geliyor. Evet, bebek bezlerine bakalım. Türkiye'de bebek bezleri acayip pahalı olduğunu duymuştum. Bakalım burada bebek bezleri ne kadar? Evet, bir bebek bezinin fiyatı 375 baht, yani 140 lira. No, ha, no video? Yes. Ah, okay. Can I take like this? Like, no. No? No. Ha, no video. Arkadaşlar, ne yazık ki video çektiğim için çıkarıldım dışarıya. Yani kovuldum. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Şu YouTuber'ları biraz bırakın ya. Ya acayip sinirlerim bozuldu. Ben video çekiyorum. Gördünüz zaten. Kameraya yansımıştır muhtemelen. Ben çekmeye çalıştım çünkü adamla. Geldi adam, beni uyarıyor, diyor ki no video no photo. Ne alaka, niye yani? Ben insanları mı çekiyorum? Ben fiyatları çekiyorum, görmüyor musun? Ben söyledim fiyatları falan. No no no. Neye no kardeşim? O zaman evde sabaha kadar YouTube izleme. Sana YouTube yasak kardeşim o zaman. Sen YouTuber'ı böyle engelliyorsan izlemek sana haram. Ben burada Tayland'ı tanıtmaya gelmişim. Yani şimdi bu Tayland'la da alakalı bir durum değil. O adamın, ya bu nasıl saçma bir kuralsa ben anlamadım. Ses de tam konuşurken, daha sessiz bir yere geçeceğim. Sinirim bozuldu ya. Güzel dostlar, şimdi AVM'den çıktım. Yaşadığımız bu vahim elim durumdan bahsedeceğim. Normal markette gördünüz, fiyatları çekiyorduk. Bir çalışan geldi, yine gördünüz. Bana video çekilmeyeceğini, fotoğraf çekilmeyeceğini söyledi. Anlam veremiyorum. Ben burada geldim, video çektim ve 3 sene 4 sene önce var yani YouTube'da izlenmiş bir video. NASA üstüne falan mı girdik? Ya hayırdır? Ya İngiltere prensiyle mi konuşuyorum? Eğer bir YouTuber'a no video, no photo diyorsanız, yani diyen birisiyseniz, o zaman YouTube'u izlememeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuçta orada ben emek vermişim. Motosikletle gelişimi gördünüz. Yani uğraşıyoruz. Yani farklı bir ülkeye gelmişim. Ben Tayland'ı tanıtıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Fiyatları gösteriyorum. Adamın biri geliyor, saçma sapan bir şey söylüyor. Evet güzel dostlar, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz, destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Bay bay. Ben kovuldum hayat, gelme üstüme, gözümden gönlümden düşen düşen.